Ben Matt Hatter. Hey, beni dinleyin. Ailem yıllar boyunca güncelerin gizli gücünün filmlerdeki kötü adamları korkunç ve yeni bir boyuta salıverdiğinden habersiz eski canavar filmlerini göstermeye devam etti. Bu karışıklığı düzeltme işi Hatter ailesinin görevi haline geldi. Ancak büyük babam yakalandığından bir sonraki Hatter kahramanı ben oldum. Çoklu Evrenin Şövalyeleri. Seni sevmiyorum Alfred Hatter. Hiç sevmiyorum. Beni bu cansız hapishane boyutuna tıktın. Cansız mı efendim? Ama beni unutuyorsunuz. Crow. Zaten sonsuzluğa dek seninle yalnız olacağımı düşünmek işkencelerin en büyüğü benim için. Olamaz. Teşekkürler. Ama Hatter'ın kapana kısıldığını bilmek de içime su serpiyor. Ve ayrıca günceden çaldığım yaşam hücreleri de bende. Her birinin içinde de birer korkusuz süper kötü adam var. İlk emrimi yerine getirmesi için kimi seçsem acaba? Vampir mi? Medusa mı? Evet, en güçlü savaşçı. Onu çağırıyorum. Kara Şövalye, gel! Lord Tenorok. Zafer sizindir. Hatter gittiğine göre çoklu evreni ben ele geçireceğim. Ha. Git Kara Şövalye, git. Git ve gittiğin her yere karanlığı taşı. Bunu benim adıma yap. İşte buradayız Hatter ailesi. Londra'nın efsanevi Coronet Tiyatrosu. Yeni yuvamız burası. Harika. Büyük babamı görmek için can atıyor. Büyük baba, büyük baba. Tuhaf. Babam geldiğimizde burada olacağını söylemişti. New York'tan Nathan ile kadar bunun için mi geldik? Evet. Ne harika değil mi? Hadi Marlin, etrafı keşfedelim. Alfred'in mesajını yanlış anlamış olmasak? Babam çok açık konuştu Meg. Londra'ya gel ve tiyatroyu işletmeme yardım bana et. Bana daha ziyade tiyatroya sen bak da baban çılgın maceralarına devam edebilsin gibi geldi. Marlin, her yere baktık değil mi? Ama büyük babamdan hiç iz yok. Ha? Yoksa bu... Öyleymiş. Ben daha çocukken büyük babam bu kitaptan bana müthiş hikayeler okurdu. Ha? Hey! Ha? Küçüm, bu mesajı göndermeye ancak yetiyor. Yani beni iyi dinle. Pek çok dünyanın kaderi artık sana bağlı Harry. Büyük baba, benim Matt. Neredesin sen? Biz Hatter'lar çoklu evreni korumak için ant içmiş bir aileyiz. Ve sen, bir sonraki Hatter kahramanı sensin. Hatter kahramanı mı? Neden bahsediyorsun sen? Harry, hemen çoklu evrene gelmelisin. İz sürücü ve bakıcı sana yardım etmek için orada bekliyor. Onlara güven. Ve kendine de güven Harry. Çoklu evren gözlükleri güncelerin içinde, onları tak. Ve seni buraya getirmesine izin ver. Acele et. Zaman giderek azalıyor. Hayır. Dur, gitme. Büyük baba.
Büyük baba, büyük baba beni duyabiliyor musun? Neler oluyor? Bir şey beni içine çekiyor ve duramıyorum. Hayır. Eser miktarda ozon var. Elektrostatik engelleyici silahtır muhtemelen. Ve bir nevi yağ bazlı bir sıvı var. Mekanik bir araba ya da belki de bir süvari. Yoksa bu kara şövalye mi? Sanırım bu kötü adam iz sürme işini kaptık. Bu olamaz. Bu yeni Hatter kahramanı. Sonunda Roxy. Gomez, işte her şey şimdi başlıyor. Yeri kim salladı? Hadi canım. Yeni Hatter kahramanı bu olamaz. Bu daha çocuk. Şey, belki fark etmedin ama biz de çocuğuz. Bak, çoklu görüş gözlükleri de var bunun. Bana ne oldu böyle? Burası neresi? Çoklu evrene hoş geldin. Hey, bu benim büyük babam. Alfred Hatter büyük baban mı? Demek bir nesil atlamış. Yani Harry Hatter yerine Günce bize seni mi gö... Ben Matt. Matt Hatter. Harry'nin oğluyum. Bakın biraz geri saralım. Siz de kimsiniz? Benim ismim Roxana Alexis. Bir numaralı iz sürücüyüm. Ama sen ona Roxy diyebilirsin. Ben de Gomez. Muhafızların sonuncusu. Seni korumak için geldim. Tabii bir de onu. Yani peşime takılıp geldin Gomez. Peki, tamam. Çoklu evren dediğin şey ne peki? Şu an içinde duruyorsun işte. En azından bir parçasının. Bak şimdi bu... Günceler sende öyle değil mi? İnteraktif aksiyon ve macera günceleri. Hani şu büyük kitap. Büyük babamın kitabı mı yani? Kitabı açınca bir sürü mucize göreceksin. Çoklu evren pek çok farklı kamandan oluşan gizli bir boyuttur. Harabeler bölgesi, kumlar denizi, karnaval şehri ve daha niceleri. Vay canına. Bir dakika. Ben bu adamları tanıyorum. Tanımalısın da zaten. Uzun zaman önce Koronet denen bir yerdeki canavar ve kötü adamlar çoklu evrenin içine sızdı ve burayı karanlık ve tehlikeli bir yere çevirdi. Yani eski korku filmlerindeki adamlar canlandı mı? Büyük baban ve ondan önce de onun babası bir portaldan geçerek çoklu evrene gelerek kötü adamları teker teker Günce'nin kötü adam kasasına kapattı. Sanırım az önce Tenerok'la tanıştın. Tüm kötülerin efendisi ve de can düşmanıdır. Ne? Can düşmanım olmasını istemem. Hele ki bu adamın. Anlamıyorsun kas kafalı. Tenerok'un kötü adamlarını sadece sen yakalayıp onları kasaya kilitleyebilirsin. Ama Hatter kahramanı babam olacaktı. Ben değil. Gözlükleri ona veririm. Hayır, o da... olmaz. Çoklu görüş gözlükleri Hatter'ın akrabasını tanıdığı anda DNA'ları kilitlenir. Bundan böyle senden başkası takarsa gözlük çalışmaz. Oyalanmayı kes de işe koyulalım hemen. Yakalamamız gereken biri var. Hatter fan kulübünün başkanı olduğumu söylemiş miydim daha önce? Yok artık, fan kulübü mü var? Hadi canım. Evet. Demek yeni Hatter daha çocukmuş. Hakaret! Bu resmen bir hakaret bence. Yine de Hatter, Hatter'dır. Çocuk olsun ya da olmasın. Yok edilmesi gerekiyor. Kara Şövalye, yeni bir görevin var. Matt Hatter'ı yok et. O ne yapıyor öyle? İz sürüyor. Roxy ikimizin varlığından haberdar olmayacağı izleri görebilir. Tamam. Peki kimi takip ediyoruz? Kara Şövalye'yi.
ölümsüz bir savaşçı ruhtur. Ve üzerinde yok edilemez gölge zırhı vardır. Zırhı da diğer savaşçıların gücünü emiyor. Sen Günce'yi okumuşsun. Hayır, filmini izlemiştim. Gomez! Kara Şövalye bir nevi uçan bisiklet mi kullanıyordu? Hava süvarisi mi? Ha evet. Dur tahmin edeyim. Filmden miydi? Hayır. Bak orada! Kendinizi koruyun. Gomez! Çekil hemen! Sen beni merak etme. Kaçıp saklanma konusunda uzmanımdır. Aa, Gomez! Acele etsene. Bir savaşçı için kötü bir mazeret. Kara Şövalye karşısında en iyi savunma saldırıya geçmektir. Ahmet, hücre patlatıcını kullan. Onu durdurabilecek tek şey bu. Hücre nesi dedin? İşimiz bitti. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Peki, bu şey nasıl? Şimdi dövüş becerilerin benim olacak. Geç olsun da güç olmasın. Artık başımıza dert açamaz. Buna o kadar güvenme. Tamam B planı. Bir B planımız mı vardı? Tabii. Kaçın! Buradan kaçış yok. O sığınak sonunuz olacak. Bir diğer hater da ortadan kalktı. Ha, tam da vaktinde. Şu hater çocuk sizi yenecek gibi gelmişti de. Taştan gelmiştin ve yine taş olacaksın. Kara Şövalye, işte görevin bu. Ahenk kadehi. Onu bul ve ele geçir. Mahsur kaldık. İmdat! Böyle dar yerlerden nefret ediyorum. Nefes alamıyorum. Sakin ol Gomez. Bana şu hücre patlatıcıyı anlat. Bu nedir ve nerededir? Evet Gomez. Hater'lar konusunda uzman olan sensin. Ben çıkış yolu ararken sen de Mete bilgi ver. Pekala. Hücre patlatıcı hater'ların ilk ve son savunmasıdır. Son derece uyum sağlayan bir silahtır. Ama daha da önemlisi, kötü adamları Günce'nin kötü adam kasasına kilitleyebilir. Kötü adam kasası mı? Yaşam hücrelerinin olduğu yerde. Günce'nin sayfalarında gizli. Bir baksana. Ama bu bomboş. Hepsi öyle. Tüm hücreleri Tenorok çaldı. Ve onları geri almak da senin görevin. Bir bakalım. Hücre patlatıcı, yaşam hücresi, kötü adam kasası. Anladım. Peki hücre patlatıcı nerede? İşte burada, Arabeler bölgesinde. Alfred, yani büyük baban yenilmek üzere olduğunu anlamıştı. Bu nedenle hücre patlatıcılarını koruyabilmek için bir sonraki Hatter kahramanı gelene kadar DNA ile kilitledi onları. Sen tüm bunları nereden biliyorsun ki? Biz muhafızların işi budur. Buraya gelin. Sanırım bir çıkış yolu buldum. Hatter yaşıyor mu? Peki? Bu sorunun da bir çözümü var. Kro. Bana mekan ve madde tuzaklarını getir. Neyse boş ver. Yer değiştiren mekan ve madde. Hadi gelin. Böylece bu bizi yarın en altına kadar götürecektir. Luna Park treni gibi. Vay! İşler iyi görünüyor ha? Önüne bak! Uçan kayalar! Bunlar burada normal mi? Hatta arıza. Tenorok mekan ve maddeyi yönlendiriyor. Sıçrama tuzağında mahsur kaldık. Matt, Gomez ve ben bütün görünmez tehditleri görebiliyoruz.
Çoklu görüşe geçmelisin. Niye geçeyim? Sadece çoklu görüşe geçiyorum diyeceksin. Çoklu görüşe geçiyorum. Neler oluyor? Tenorok'un tuzaklarından birindeyiz şu an. Çok yakındı. Ne görüyorsun be? Uçan cam kirpiler galiba. Hayır. Kristal gremlinler. Süper alın. Ne yapacağım? Bir kusur bulmalısın. Bir zayıflık. Çıkış yolumuz. Dikkat et. Matt, acele et. Kristal cam. Doğru perdeden vurursan... cam kırılır. Zak mahvoldu. Ne yapacağız? Nerede olduğumuzu biliyorum. Beni izleyin. Seni ahmak. Gölge zırhın seni kutsal ışığın zararlarından koruyacak. Şimdi kadehi al ve sonsuz karanlığın gelmesini sağla. Tamamdır. İşte orada Matt. Hücre patlatıcı. Yapman gerekenler cesaret, güç ve odaklanma. Bu özelliklerin hepsi bende bolca var. Söylemeyi unuttum. Bir de hater olmalıydın. Hadi deneyelim bakalım. Matt, odaklan ve güven. Büyük baba, seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ben gevşettim de ondan. Şimdi Kara Şövalye'ye karşı hazırız. İşte orada. Ve bakın, ahenk kadehini de almış. Bu kötü bir şey mi? Kötü mü? O ahenk diyarının kutsal ışığıdır. O olmadan burası düzensizlik diyarı gibi olacak. Cansız bir harabe gibi. Onu durduralım o zaman. Demek hayatta kaldınız. Demek adına yaraşır bir savaşçısın. Evet, göster kendini. Sence o ne yaptığını biliyor mu? Hayır. Ama yine de kendine has bir tarzı var. Bu şey nasıl çalışıyor ki? Aha! Anladım. Box, kaleye al. İyi yakaladın Gomez. Çekil kenara. Roxy, sakın açma. Gözlerin kör olabilir. İkinci raunda hazır mısın yoksa yeterli mi? Bu cüretkar sözler son sözlerin olacak. Çabuk ol Gomez. Bu adamı nasıl yenerim? Zırhının zayıflığı ne sence? Onun bir zayıflığı yok ki. Kara Şövalye'ye sadece yoğun ışık zarar verebilir. Ama gölge zırhı varken o yenilmez oluyor. Bu şimdi mi söylenir yani? Matt! Hayır, ne oldu sana böyle? Savaş becerilerin benim olacak. Yok, kadehi at! Çok acıyor! Matt, holograma dönüşüyor! Yakala onu! Zafer sevindir, Hatter! Kötü adam daha ait olduğu yerde. Yani kötü adam kasasında. Başardık. Yine bir hater planlarımı alt üst etti. Ama ben de kendi gücüm yerine gelir gelmez daha fazla, daha büyük ve Kara Şövalye'den bile daha güçlü kötü bir adam göndereceğim. Efendim? Efendim, beni serbest bırakacak gücünüz var ama öyle değil mi? Oh,
Büyük baba. Matthew. Bir sonraki Hatter kahramanı sen misin? İnanılmaz bir şey. Yanlışlıkla oldu. Ama kara şövalyeyi yakaladım. Aferin sana Matt. Şimdi dinle. Çoklu evrenin güvenliğinden artık sen sorumlusun. Ama bundan daha da önemlisi kendine çok iyi bakmalısın. Peki seni nasıl kurtaracağım büyük baba? Büyük baba! Anlamıyor musun Matt? Tenorok güçsüzleştikçe büyük baban daha da güçleniyor. O hapishaneden kaçabilecek kadar güçlü olana dek. Büyük babamı kurtarmak için tüm kötüleri yakalamam gerekiyor. Bunu tek başıma nasıl yapacağım? Tek başına değilsin ki Matt. Yanında biz varız. Sanırım eve bununla döneceksin. Gidip bir bahane uydurayım bari. Sonra görüşürüz. Unutma Matt. Çoklu evreni hiç kimse öğrenmemeli. Tamamdır. Sen nerelerdeydin bakalım? Büyük babamı arıyordum ve bir mesaj bırakmıştı. Şey söylüyordu, dünyanın diğer tarafında kalmıştı. Anlaşılan Marlin kendi evinde gibi davranıyor. Artık evimiz bu tiyatro Matt. Ve tek yapmamız gereken büyük baban gelene kadar burayı korumak. Ha, o kadar mı yani? Matt Hedder, Türkçe seslendirenler Harun Can, Seda Özelsoy, Fatih Özkul, Kutay Kırşehirlioğlu, Özgür Özduran, Emin Şaylan, Burak Karaman, Funda Köseoğlu, Akla Kara stüdyolarında seslendirilmiştir. Ben Matt Hedder. Hey, beni dinleyin. Ailem yıllar boyunca güncelerin gizli gücünün filmlerdeki kötü adamları korkunç ve...